Efendim şimdi tarihte bugün kapağıyla devam ediyoruz. Batı Trakyalı Türklerin 29 Ocak toplumsal dayanışma ve milli direniş günü nedeniyle Çanakkale Şehitler Abidesi'nde düzenlediği tören saygı duruşu ve istiklal marşıyla başladı. Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Genel Başkanı Avukat Necmettin Hüseyin, 29 Ocak olaylarını anmak için 30. yılında bu kez Çanakkale'de bir araya geldiklerini söyledi. Bugün Mehmetçiğimizi meşgul etmek istemedik. Mehmetçiğimizin bugünlerde çok daha önemli bir işi var. Vatan bekçiliği yapıyor her zaman olduğu gibi. Gerek Güneydoğu'da terörün olduğu her yerde, gerekse bugün itibarıyla son 7-8 gündür Afrin'de kahramanca mücadele ediyor. Kendilerini Batı Trakya Türkleri olarak buradan saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Kendilerine başarılar diliyoruz. Dualarımız sizlerle. Bize ihtiyaç duyduğunuz anda bizler de oraya gelmeye hazırız. Bu ülkedeki 80 milyon gibi yurt dışında yaşayan 120 milyon Türk de aynı duyguları bizlerle paylaşıyor. Tabii bugün buraya özel günün anlamı olan 29 Ocak olaylarını anmak üzere toplandık. Neydi 29 Ocaklar? Hepinizin hafızasını kısaca tazelemek istiyorum. Bildiğiniz gibi Batı Trakya Türkleri 1923 yılında Yunanistan'a azınlık olarak emanet edildi. Bu emaneti koru, kolla, mutlu ve huzurlu şekilde kendi toprakların içerisinde yaşat dendi. Uluslararası anlaşmalarla güvence verilerek Türkiye Cumhuriyeti'nin, Yunanistan'ın ve diğer ülkelerin garantörlüğünde azınlık olarak Yunanistan'da yaşamaya başladık. Ancak tabii bu anlaşmayla ortaya konan tablo Batı Trakya Türkleri açısından hiçbir zaman gerçekleşmedi. Baktığınızda emanet edildiğimiz günden beri ne Türklüğümüzden şüphemiz var ne Müslümanlığımızdan şüphemiz var. Batı Trakyalı Türkler törende büyük bir Türk bayrağıyla Atatürk posteri açtı. Evet sevgili izleyiciler, bugün Batı Trakya'da yaşayan ve Türk azınlığına yönelik saldırılar karşısında sergilenen milli direnişin 30. yılı, dolayısıyla da Batı Trakya Türklerinin bugününü tabii ki hatırlatmak istedik sizlere. Şu anda Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Başkanı Necmettin Hüseyin telefon attığımda. Sayın Hüseyin, hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk efendim. İyi günler diliyorum. Öncelikle biz de teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Duygu ve düşüncelerinizi alalım. Evet, 30 yıldır kutladığımız etkinliklerimizi dün Çanakkale'de gerçekleştirdik. 30 yıl önce yaşadığımız milli direniş ya da bunun adını şahlanış da diyebiliriz. İnkar edilen bir azınlığın, yoksunuz denen bir azınlığın, on binlerce insanın gümücüne meydana inip o meydanda biz Türk'üz diye haykırmasının 30. yılını yaşadık. Geçtiğimiz yıllarda tabii Taksim'de gerçekleştirdiğimiz bu etkinliği, geçen yıl Ulu Önder Atatürk'ün, Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahında Ankara'da gerçekleştirmiştik. Orada verdiğimiz bir söz vardı. Bu yılda 30. yılında Çanakkale'de olacağız demiştik. Türkiye Cumhuriyeti'nde faaliyet gösteren Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği'nin 13 şubesi ve 5 temsilciliğiyle birlikte hareket ederek 600 kişilik bir grupla bu yıl etkinliğimizi Çanakkale'de gerçekleştirdik. Ve bir kez daha sesimizi duyurmak istedik. Yaşadığımız baskıyı, zulmü dile getirmek istedik. Batı Trakya Türk azınlığı Yunanistan'a emanet edilmiş ve uluslararası camia tarafından, garantör ülkeler tarafından aynı zamanda güvence altına alınmış bir azınlıktır. Türkiye'de görüyoruz, azınlıkların
mutlu, mesut, tüm hakları verilmiş şekilde, vatandaşlık hakları yanında tüm azınlık haklarını kullandığını görüyoruz. Bizler bunu niye kullanmıyoruz, niye kullanamıyoruz? Bu sorgu içerisindeyiz. Maalesef Yunanistan belli ölçüde yaşanan ikili ilişkilerin gergin olduğu dönemlerde hep faturayı Batrakya'da Türk azınlığına kesmiştir. Bugün bu andığımız olaylar da 1983 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilanıyla birlikte hat safhaya çıkan baskıların sonucu olmuştur. Bildiğiniz gibi 29 Ocak 1983 yılındaki yaşanan gelişmelerin sonrasında ortaya çıkmış bir tarihtir. Evet. 1983 yılında Yunan yetkili makamlarınca isminde Türk kelimesi olduğu için bizim kurumlarımız kapatılmıştır. Hı hı. Maalesef bunu 1988 yılında da Yunan yargısı onamıştır. Ve gerekçesi düşünebiliyor musunuz? Türk olmadığına dayandırılarak bu sivil toplum örgütleri açılamaz denmiştir. Bunun üzerine tabi azınlık mevcudiyetini tüm dünyaya haykırarak ilan etmiştir. 1988 yılında yaşadığımız bu olaylardan sonra tabii bir umut içerisinde toplum hareket etmek istedi. Belli ölçüde izlemek istedi gelişmeleri ve 1990 yılına geldiğimizde de maalesef hiçbir değişikliğin olmadığını gördük. Yıl dönümünde bu olayları anmak istediğimizde müthiş bir provokasyonla karşılaşılarak maalesef Türk dükkanlarının talanına şahit olduk. Bizler 30 yıldır bu mücadelenin içerisinde diyoruz ki biz var olmaya devam edeceğiz. Bu mevcudiyetimizi, bizim oradaki varlığımızı oradan söküp atmak isteyen zihniyetlere karşı da dimdik ayakta durmaya devam edeceğiz diyorum. Efendim biz de sizinle aynı şekilde bu duygu ve düşüncelerle Batı Trakya Türklerinin 29 Ocak Milli Direniş Günü'nü sizinle birlikte coşkuyla kutluyoruz efendim. Millet sevdasıyla şehadete erişen tüm kardeşlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz. Evet, bizler de dün özellikle Çanakkale'de bu duygu ve düşünceleri hep birlikte yaşadık. Çünkü kanla sulanmış vatan toprağında şehitlerimizin bağrında sesimizi duyurmaya çalıştık. Seyircilerinizden de özür diliyorum. Çanakkale'deki geçen bu kutlamalar sırasında ufak bir rahatsızlıktan dolayı sesim kötü geliyor olabilir. İlginize de çok teşekkür ediyorum. Sizler gibi Türkiye'de aydınların bu konuları ön plana çıkarmasını da bundan sonra temenni ediyorum. Batı Trakya'da Türk varlığını tüm dünyaya haykırmak istiyoruz. Ve haklarımızı söke söke alacağımızı da herkese ilan etmek istiyorum. İnşallah, inşallah Sayın Necmettin Hüseyin. Çok teşekkür ediyoruz katılımınız için. Biz teşekkür ederiz efendim. Evet sevgili izleyiciler, teşekkür ederiz. Bugün 29 Ocak Batı Trakya Türklerinin Milli Mücadele Günü'ydü. Yine Necmettin Hüseyin'in, BTT Genel Başkanı Necmettin Hüseyin'in aktarmış olduğu gibi dayanışma başkanı kendisi yine duygularını almak istedi kendisinden.